Gönül Rapor'un ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'de siyasetin kırıcı dilini konuşuyoruz. Özensiz, hoyrat, kaba ve insana yakışmayan, hele hele bir kadına yönelik asla yakışmayacak sözlerini konuşuyoruz. Ve siyaset dili bu kadar önemli mi diyorsanız, eğer siyasette çözüm arıyorsanız dil bu kadar önemli. Eğer siyasetçiler kurucu, yapıcı, uzlaştırıcı bir dil kullanma çabasına girmezlerse Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmez. Bir araya gelmek mümkün değil, bir şeyleri konuşmak mümkün değil, bir şeyler için umut beslemek mümkün değil. Ancak kutuplaştırma, ayrıştırma, bölünme ve parçalanma getirir bu üslup Türkiye'ye. Bütün bunları konuşacağız. Konuğum biraz önce söyledim, anons ettim. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Bahadır Erdem. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili Fatih Bey. Hocam aslında Sayın Meral Akşener'i 4 ya da 5 grup toplantısında çok samimi ikrarlarda bulunurken görüyorum ya. Yani böyle dimdik bir kadın çıkıyor kürsüye. Diyor ki ya siz ne derseniz deyin. Bana nasıl saldırırsanız saldırın. Bana nasıl bir dil kullanırsanız kullanın. Ben yine ayaktayım diyor. Ve ben bunun hesabını sorarım diyor. Ya çok enteresan. Her şeyi de çok açık ve net konuşuyor. Hani incinir bir kadın. Yani diyelim ki söylenen bir ağır laftan dolayı onun gururu kaldırmaz. Biraz aşağıdan alır. Yani biraz böyle o sözleri tekrarlamaktan kendisini alıkoyar. Ama Sayın Akşener gerçekten yani böyle insan gibi, adam gibi çıktı. Çok net, çok güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan bir pasaj var. Onu dinlemeden biz ne desek bugün boş. Hiç kesmedim o konuşmanın o bölümünü. Çok önemli bir bölüm. Türkiye'de siyasetin geldiği düzeyi ve siyasetin bugün kullandığı o dilin insanları nasıl rencide ettiğini, kırdığını, incittiğini göstermek açısından o görüntüleri bir izleyelim ve konuşalım hocam. Tabii. Getirin arkadaşlar o görüntüleri. Sayın Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısından. Önünüze bakmayın. Utanıyorsunuz biliyorum. Fosforlu Meral diye bir tag çalışması yapıldı. Ama bu tagın nereden geldiğini, niçin geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Sayın Bahçeli Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana Fosforlu Cevriye dedi. Konyalı iki çok genç üst kurul delegesi bunu tam da kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kastettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. Sayın Bahçeli'nin, 47 doğumlu Sayın Bahçeli'nin, hepimizin geçmişte abi dediğimiz, ailemizi emanet etme konusunda tereddüt, çocuğumuzu, çoluğumuzu emanet konusunda tereddüt etmeyeceğimiz Sayın Bahçeli'nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye'nin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi tam bir yıl boyunca. Sonra sistem yürümeye başladı. 19 Haziran'da bir kongre yaptık biz. O kongreden sonra benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna hadi insanlar anlamasın nesebi gayri sahih dedi. 9 aylık bir erkek çocuğuna. Bunu fahş ettim ben. Birilerinin üstüne yıkıldı. Sonra daha ilginç. Celal Adan isimli, bugün meclis başkan vekili olan İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu, buradaki birçok insanın abisi sayılabilecek bu şahıs döndü hepimize, bana, Koray Aydın'a, Sinan Oğan'a, buradaki herkese nesebi gayri sahih dedi. Yani bizlere ne dedi biliyor musunuz? Sizin analarınız belli, babalarınız belli değil dedi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuuraltıdır? Bu nasıl bir psikolojidir? Ve Metin Bey,
Metin Ergun mahkemeye verdi. Hakimler o ara el sıkışmışlardı. Sayın Erdoğan'la el sıkışmışlardı ve hakimler beraat verdiler. Bu devam etti. İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren bana Türk filmlerinden, ki Sayın Bahçeli Türk filmlerine çok meraklıdır. Kitap okumaz ama Türk filmlerine çok meraklıdır. Hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı. Önünüze bak. Aslında bu konuşmanın son kısmında arkadaşlarımız o kısmı vermemişler ama bir söz vardı. Yani Allah'a sığınıyorum dedi. Allah'a emanet ediyorum kendimi dedi. O arkadaşlar o kısmı almamış ama yani o bitiş sözleri çok önemliydi. Yani kadının çektiği sıkıntıyı görüyorsunuz burada. Yani bir kadının yaşadıklarını görüyorsunuz siyaset adına. Siyaset yapma adına ya da bir siyaseti götürme adına. Ne fosforlusu kalıyor, ne bir şeyi kalıyor, ne işte yani annesi belli, babası belli olmayan anlamına gelen sözler söylenmesi, hem kendisi için hem milletvekilleri için gayri sahih gibi sözcükler kullanılması. Burada yani imtina ettiğim sözler var ki grupta söylenmiş sözler bunlar. Ben imtina ediyorum ama beni rahatsız ediyor ama bir siyasetçi nasıl böyle sözler söyler? Bugün siyasetin dili nereye geldi? Yani bunu anlamak mümkün değil. Hemen Sayın Başkan'a dönmek istiyorum. Sayın Meral Akşener'in konuşması gerçekten çok içten, çok samimi, çok açık, çok net. Bugün gelinen noktayı çok özetleyen bir konuşmaydı. Yani tek kelimesine dokunmak istemedim. Biraz son kısmı eksik kaldı ama neden böyle oldu ya? Siz bu partinin genel başkanımcısınız. Yani siz bir profesörsünüz, bir akademisyensiniz, bir bilim insanısınız. Bu yakışıyor mu Türkiye'ye bu gelinen nokta? Sayın Ertuğrul, bu hiç Türkiye'ye yakışmıyor. Ben işte kaç senelik hukukçuyum, akademisyenim. Hoca olarak hukuku ve hukuk aynı zamanda ahlak demektir. Hukuk aynı zamanda izan demektir. Bunları gençlere öğretmeye çalışan bir hocayken siyasete girdim. Bugün Sayın Meral Akşener'in konuşması kadın hakları, Dünya Kadın Hakları Günü'nün haftasına rastladı. Ve hem kadın hakları bakımından çok tarihi bir konuşmaydı, hem de bence Türk siyaseti bakımından çok tarihi bir konuşmaydı. Ve ben bugün şöyle bir tweet attım. İşte dedim benim Sayın Genel Başkanım, benim siyasete girmemin nedeni. Sayın Meral Akşener şöyle bir şey diyor. Diyor ki ben diyor ayna tutuyorum. Bu beylere yaptıklarının aynasını tutuyorum. Aynada kendilerini gördükleri zaman aslında o kadar hoşlarına gitmiyor ve o kadar sinirleniyorlar ki kendilerine bu sefer saldırmaya başlıyorlar. Ama ne yaptıklarını, nasıl bir dil kullandıklarını, siyaseti nasıl çirkinleştirdiklerini görmeleri lazım diyor. Bu kadınlar için yapılmış bir konuşmadır. Çok tarihi bir konuşmadır. Sayın Genel Başkan bunu hiç kendisi için yapmıyor. Bugün nitekim ifade etti. Bakın bu konuşmanın başında aslında Uygur Türklerine yapılan şeyden bahsetti. Yani katliamdan bahsetti. Çinlilerin yaptığı, Çin'in yaptığı. Ve İyi Parti Sayın Şentop'tan randevu alarak Avrupa'nın birçok devleti Çin'in zulmünü bir insanlık dramı olarak, bir şey olarak kınamış ve bunu meclislerinde kabul etmişken Türkiye'nin de aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Çin'in yaptığı, Uygur Türklerine yaptığını aynı şekilde kınamasını istedi. İstedik biz. Ve şöyle sordu. Çinliler dedi, erkekleri getiriyorlar. Çinli erkekleri getiriyorlar. Nereye? Uygur Türklerinin kadınlarının bulunduğu evlere. Ve çocukları alıyorlar, erkekleri alıyorlar, kocaları alıyorlar dedi. Buna nasıl sessiz kalırsınız dedi. Onunla tam da
8 Mart'ta MHP İstanbul ilçesinin başkanlığının başlattığı fosforlu meral şeklindeki o çirkin hashtag'i bir araya getirdi ve aslında kadın hakları bakımından güç yetiştiren güçleri yetmeyince, akılları yetmeyince, siyaseten ben size söyleyeyim, Sayın Genel Başkan'a ve Sayın Genel Başkan'ın İYİ Parti'deki İYİ Parti'nin vizyonuna, İYİ Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisinin şu anda çıkmaz sokaktan çıkması için yaptıklarına hem güçleri yetmiyor, hem akılları yetmiyor. Ne yapıyorlar? İlçeleri il başkanlığı eliyle, trollerle Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, özellikle kadın vatandaşlarının yüreğinde inanılmaz derecede infial yarattı. Yani hem o fosforlu meral hashtag'i, hem bugün efendim verilen cevaplar, bu dil nereye kadar gider onu bilmiyorum. Bugün ama bugünkü konuşma bir tarihi konuşmaydı. Evet. Umarım döndürür, umarım işe yarar. Ama şöyle işe yaramadı. Sayın Bahçeli'nin tweetlerini de getirelim arkadaşlar. Sayın Bahçeli'nin attığı tweetler eskisinden de daha ağır, kullandığı dil daha rahatsız edici. Hani siz diyorsunuz ki... Biraz evvel söylediğim şey. Evet, yani bakın tweetler geliyor. Bakın bu biraz evvel söylediğim şey. Sayın Genel Başkan diyor ki, ben ayna tuttuğum zaman kendilerini görmeye tahammül edemiyorlar. Kendilerini görmeleri gerekiyor ama diyor. Yaptıklarını görmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu tweetlerdeki öfke de aslında kendilerine olan öfke. Ben size söyleyeyim. Tabii ki Sayın Genel Başkan'a söyleniyor, İYİ Parti'ye söyleniyor. Bir dolu iftira var, bir dolu ağza alınmayacak sözler var gerçekten. Yani bugün çok ağır şeyler bunlar. Ama bunlar aslında kendilerine olan öfkelerinin dışa yansıması. Çünkü hem Sayın Genel Başkan'ın söylediği o 4-5 sene önceki iftiralar gerçek, kendileri tarafından yapılan gerçek. Hem bu iftiralara rağmen bundan ders almayıp daha 2 gün evvel açılan aynı partinin trolleri tarafından güdümlü olarak başlatılan fosforlu meral hashtag'i bir gerçek. O zaman bunun bir bedeli olacak. Siz Sayın Meral Akşener'i korkutamazsınız. Bakın bugün çok daha tarihi bir şeyi vardı. Ölsem ne diyor? Bu davadan vazgeçmeyeceğim. Hadi bakalım diyor. El mi yaman, bey mi yaman görsünler. Bana ne derseniz deyin. Hangi iftirayı atarsanız atın. Ölsem de beni bu davadan vazgeçiremeyeceksiniz diyor. Sayın Meral Akşener'i bu tip sözlerle, bu tip iftiralarla, bu tip dedikodularla, bakın Fatih Bey, yani siyaset dedikodu yapıyor. Üretmiyor. İftira üzerinden iftira siyaseti yapıyor. Bugün biz genel başkana, Sayın Genel Başkanı olan bu cinsiyet, kadın cinsiyeti üzerinden işte pazartesi günü başlatılan ve bugün bir güzel yüzlerine çarpılan ve de hadlerinin bildirildiği bu iftira siyasetinin aslında örneğini çok uzun zamandan beri bütün muhalefet için sayın genel başkanlardan tutun, bütün muhalif fikri, düşüncesi olan herkes bakımından bu ülkede yaşamıyor muyuz? Bu ülkede iktidar herkese muhalif olan en ufak bir şeye arkadaş, çok nazik bir şekilde bile olsa bu yanlış, bunu böyle yapmayın. Bakın bunun şöyle de yapılması mümkün kıvamında bile bir söz söylense, bütün sosyal medyasıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle, en üst perdeden yerli ve milli olmamakla, terörist olmakla suçlanmıyor mu muhalefet? Yani bu iftiralarla nereye kadar? İktidar, şu ülkenin iktidar ve Milliyetçi Hareket Partisi, ortağı Milliyetçi Hareket Partisi. İşçi Partisi'nden hiç söz etmiyorum bile. Onların bir çözüm bulması falan ya da o hiç mümkün değil ama. Gerçi bu Cumhuriyet ittifakı
Cumhur İttifakı'nı kendisinin yönettiğini ve kendisinin vizyonunu çizdiğini her ne kadar söylese de Sayın Perinçekli bu Çin meselesinde en azından kesinlikle çiziyor. Nereye kadar memleketin şu gün içinde bulunduğumuz bu korkunç şartlarına, hem ülkenin içindeki ekonomik şartlara, hem hukukun geldiği duruma, hem dış politikadaki duruma, bakın Biden'a söylemediklerini bırakmadılar. Şimdi Biden'la ne yapıyorlar? Bir randevu alabilmek, bir telefonla görüşmek için o kadar neredeyse seçildiğinden beri uğraşıyorlar. Amerikan Başkanı, ilk defa bu Amerikan Başkanı, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na bir telefonla bile hala dönmedi. Bütün bu geldiğimiz aşamada bunlara çare bulmak yerine sadece dedikodu yaparak, sadece siyasette kirli bir dil kullanarak nereye varabilir bu ülke? İşte geldiğimiz aşama belli. Hani biliyorsunuz bir söz vardır, at sahibine göre kişner der. Ya da balık baştan kokar deriz, öyle değil mi? Koca koca siyasetçiler, koca koca devlet adamları bu kadar ağır hakaretlerde bulunarak eğer hitap ederlerse, sosyal medya, gariban halkımız, efendim o troller neler neler söylemez, öyle değil mi? Yahut da aynı şeyi biz iktidar yanlısı yandaş basında görmüyor muyuz? Bunu ben artık o lafı bile kullanmak istemiyorum, biliyor musunuz? Çünkü o hale geldi ki adeta hani orada bile bir basın lafı var. Adeta bu yayın kuruluşlarının niteliği PR şirketlerine dönüştü. Yani iktidarın PR şirketi gibi çalışıyorlar. Basın dediğimiz zaman o bile bence basına biraz şey gibi geliyor bana. Hakikaten haksızlık gibi geliyor. Yani o bile bana son yıllarda artık o kadar şirazesinden çıkardılar ki. Bununla hiçbir yere varılmaz. Ama İyi Parti ve Sayın Genel Başkanımız Türkiye'yi bu çıkmaz sokaktan çıkaracak Fatih Bey. Bilsin ki vatandaşlarımız bu çıkmaz sokaktan Türkiye çıkacak. Bu böyle gitmeyecek. Bu devran artık böyle dönmeyecek. Bu kadar hukuksuz dönmeyecek. Bu kadar halkı milleti düşünmeden dönmeyecek. Bu kadar halkın geçimini, sofrasını, bereketini, huzurunu düşünmeyip sadece kendilerinin efendim yanında duran 5 tane müteahhiti düşünerek ve onları beslemeye çalışarak yılları geçiren bu iktidar artık bundan sonra Türkiye'yi ilk seçimden sonra göreceğiz hep birlikte. İnşallah yönetmeyecek. Yepyeni iktidarlar, iktidar olarak yepyeni bir anlayışla hukuka uygun bir şekilde ve milletin yanında bu ülke yönetilecek. Sayın Erdem, aslında arkadaşlar Bahçeli'nin ilk tweetini tekrar getirir misiniz? Sorun şu, şimdi bir genel başkan, bir siyasi parti lideri böyle bir sözü söyleyebilir. Bakın altına dikkat edin. 2300 retweet, 6306 beğeni, evet. Ki daha bu saatte. Şimdi söylediği laf ne? Pervasız, pişkin, nefret, rezillik. Şimdi sorun şu. Bu tweetin aslında Twitter kullanıcıları belli bir seviyenin üzerinde, eğitim düzeyleri de yüksek olan insanlar. Bu kadar fazla beğeni görmesi, bu kadar fazla paylaşılması, biraz daha küçültün de aşağıdaki şeyler görünsün arkadaşlar. Yani bakın şu rakamlara. Yani %6, %7'lik bir partinin genel başkanı konuşuyor ve kadınlara, yani bir kişinin nezdinde bütün kadınlara çok ağır bir hakaretvari sözler kullanıyor. Bakın 6356 beğeni, 2300 retweet. Bu normal mi? Bu normal değil. Çok enteresan. Türkiye dünyadaki Twitter kullanıcıları arasında 3. ülke. Çok enteresan bir şey. Biz millet olarak Twitter kullanmada rakam olarak dünyadaki 3. büyük ülkeyiz. Ve bu hiç normal değil. Ama demin ne dedim? Eğer koskoca bir parti genel başkanı, koskoca bakanlar, cumhurbaşkanı, milletvekilleri bu dili benimser ise o zaman vatandaş
ne oluyor? Şu gördüğünüz retweet yahut da şu gördüğünüz beğeniyi alıyor. Bu ülkeyi, bakın ben bunu çok söyledim. Şimdi bir sürecin içinden geçiyoruz. Çok tarihi bir süreç. Şu son 10 yıl özellikle. Ama içinde yaşadığımız için belki yeteri kadar idrak edemeyebiliriz. Çünkü içindeyiz. Bundan bir 30 sene sonra, 20 sene sonra, 25 sene sonra, hani şu yakın tarihin irdelenmesi vardır ya, geriye dönülüp de bu içinde bulunduğumuz günlere bakıldığında emin olun iktidarın, 20 yıllık iktidarın ve ortağının, çünkü artık son 5 seneden beri en yakın ortak. Hani koalisyondan bir farkı yok. Aynen bir koalisyon. Yapılan ne yolu, ne efendim köprüsü, ne herhangi başka bir şey hatırlanmayacak. Hatırlanacak olan şey bu kavga ve gürültü ortamı olacak. Türkiye'yi içine soktukları bu gerçekten çirkin dil olacak. İnsanları birbirine düşüren, bu %50 artı biri sağlamak için maalesef bu illaki oy uğruna, bakın bu yapılanlar var ya, oy uğruna, oy, iktidar için, koltuk için milleti birbirine düşürüyorlar. Milletimizin bu gerçekten oyuna gelmemesi gerekiyor. Biz birbirine bu kadar yan gözle bakmayı adet haline ne zaman getirdik? Birbirimize bu kadar çirkin sözler söylemeyi ne zaman alışkanlık haline getirdik? İnsanlar birbirlerinin yüzünü gördüklerinde söyleyemeyecekleri lafları sosyal medyadan o kadar rahatlıkla yazıyorlar ki. Onun şu elinizdeki kalem değil mi? Tık 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 yazdığınız şeyi alıyorlar ellerine, şu telefonu tıkır tıkır yazıyorlar. Belki karşısında olsa o hakareti onun yüzüne söylemeye cesaret edemeyecek. Ama biz çok kolay insanları harcar, çok kolay insanlara iftira eder, çok kolay insanları aşağılar ve itibarsızlaştırır bir sisteme girdik. Bunun ne insan hakları boyutu düşünülüyor, ne kişi hakları boyutu düşünülüyor, ne itibarsızlaştırılan, terörist ilan edilen, yerli milli ilan edilmeyen, profesörler, akademisyenler, Boğaziçi'li öğrenciler, sokaktaki sade vatandaş, herhangi bir tweet atan vatandaş, siyasetçiler, bunların anneleri var, aileleri var, babaları var. Bakın CHP milletvekili Ali Mahir Bey'in, hatırlıyor musunuz başına gelenleri, bir televizyon kanalında aynı yayındaydık. Ağzından canlı yayında, evet, sonradan defaatle değiştirdiği sözler çıktı. Ne kadar üstüne gelindi, ne oldu? Bir hafta kadar sonra yanılmıyorsam annesi, hanımefendi, Allah rahmet eylesin, kalp krizinden vefat etti. Belki de çok üzüldü oğlunun bu kadar. Üzgün olduğunu söyledi o zaman. Şimdi bakın, hepimizin, öyle değil mi? Hepimizin ailelerimiz var, çoluk çocuğumuz var. Biz, bugün Sayın Genel Başkan onu da söyledi. Keşke dedi, biz dedi, bütün bunların hiçbirisi olmasa, böyle bir dil olmasa, böyle bir çirkin devamlı iftiralar olmasa, bu kadar birbirine saldıran bir siyaset olmasa da biz siyasi partiler halka nasıl hizmet edeceğimizin yarışı içine girsek, nasıl daha iyi proje üreteceğimizin yarışı içine girsek dedi. Ama bunlara vakit yok Türk siyasetinde. Bizler üretmeye ve devamlı projelerle nasıl iktidar olduğumuz zaman sadece eleştirmiyoruz. Bakın İyi Parti'nin bir farkı var muhalefet partisi olarak. Sayın Genel Başkan'ın özellikle her grup konuşmasına vatandaşlarımız dikkat etsinler. Ve bu grup konuşmalarının beklendiğini biliyorum ben. Yani gerçekten her hafta Sayın Meral Akşener acaba bu hafta nasıl bir konuşma yapacak diye hakikaten Türkiye bekliyor, merak ediliyor. Gazeteci olarak ben de merak ediyorum. Ve izleniyor, öyle değil mi? Yani bunun altını çizmek istiyorum. Haklısınız. Ve oradaki çözüm önerilerini özellikle Sayın Genel Başkan'ın Türkiye takip etsin. Biz İyi Parti olarak sadece ve sadece eleştirmiyoruz. Biz iktidara gerçekten hazır kadroları olan bir partiyiz. Ekonomi kadrolarımız öyle, hukuk kadrolarımız öyle, diğer bütün teşkilatlarımız, bütün kadrolarımız öyle. Biz öneriler getiriyoruz. Ama iktidar cephesinden gördüğümüz tek şey,
getirilen hiçbir önerinin, hiçbir kanun teklifinin kale alınması diye bir şey söz konusu değil. Hocam buna devam edelim ama çok kısa bir Sayın Akşener'in sözlerini bir daha sayın izleyiciler de rica etti. Bir kez daha dinlemek istiyorlar. Tabii. Bir kez daha verelim arkadaşlar ve konumuza burada kapatıp başka bir konuya geçeceğiz. Bir kez daha Sayın Akşener'in bugün tarihi sözleri. Önünüze bakmayın. Utanıyorsunuz biliyorum. Fosforlu meral diye bir tak çalışması yapıldı. Ama bu tagın nereden geldiğini, niçin geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Sayın Bahçeli Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı. Ve orada bana fosforlu cevriye dedi. Konyalı iki çok genç üst kurul delegesi bunu tam da kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kastettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. Sayın Bahçeli'nin, 47 doğumlu Sayın Bahçeli'nin, hepimizin geçmişte abi dediğimiz, ailemizi emanet etme konusunda tereddüt, çocuğumuzu, çoluğumuzu emanet konusunda tereddüt etmediğimiz, etmeyeceğimiz Sayın Bahçeli'nin, o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye fosforlu cevriyenin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi tam bir yıl boyunca. Sonra sistem yürümeye başladı. 19 Haziran'da bir kongre yaptık biz. O kongreden sonra benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna, hadi insanlar anlamasın, nesebi gayri sahih dedi. 9 aylık bir erkek çocuğuna. Bunu fahş ettim ben. Birilerinin üstüne yıkıldı. Aslında Sayın Akşener'in bu sözleri önemli. Konuştuk bunları ama konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hakikaten siyasetin üslubu ve konuşulan sözler söz değil arkadaşlar. Yani ben bile yorum yapamaz oldum. Zor bir tablo. Bu arada bir konumuz daha var. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Saygı Öztürk. Hoş geldin Saygı abi, sen de. Sağ ol Fatih. Saygı abi, sen ne diyorsun bu Sayın Akşener'in bugün dinlemişsindir konuşmasını? Ya bu nedir bu ortalık yani? Şimdi şöyle Fatih, dikkat edilirse yani gazeteciler eleştirdiği zaman hücuma uğruyor. Dayak atılıyor, yolları kesiliyor. Yani siyasetçilerin konuşmalarına baktığımız zaman, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sözleri duyduğumuz zaman, ya kim bilir onlara neler yapılması gerekiyor. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yasalar karşısında da herhangi bir yaptırımı da olmuyor. Dolayısıyla birbirlerinin ağzına gelen laflar söyleniyor ki tabii ki bunlar ne oluyor? Toplumda bir gerilimin kaynağı olmaya devam ediyor. Vay siz bizim liderimize hakaret ettiniz, vay siz bizim liderimize bilmem ne yaptınız sözleri dolayısıyla Anadolu'nun dört bir yanına farklı bir biçimde de yansıyor. Bunların son bulmasını, hakikaten siyasetin bir yerde nezaket olduğunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü onların nezaketliği, onların bilgi ve birikimleriyle konuşmaları, toplumu bilgilendirmeleri ve kendi alanlarıyla ilgili, yani konularıyla ilgili birbirlerine hakaret yerine daha çok saygının ön plana çıkartıldığı, daha çok bilginin ön plana çıkartıldığı bir anlayışın ortaya sergilenmesi gerekirken bunun sergilenmemesi hakikaten üzücü. Yani kaybeden tüm Türkiye oluyor diye bakıyorum ben. Haklısınız. Bu arada Sayın Erdem, bugün Sayın Akşener söyledikten evet. Sonra Sayın Bahçeli tweet attı bu Papa hikayesi. Sözde Kürdistan haritalı pul. Çok enteresan bir olaydı o. Bunları söylerken Sayın Akşener dedi ki, yani bakın dedi, çıkardı gösterdi. O fotoğrafları getirelim arkadaşlar. Bu Papa için Barzani'nin yaptığı Kürdistan haritalı pul için tek kelime etmeyenler Akşener için bunları söylüyor dedi. Çok açık, çok net bir tavırdı. Bu nasıl bir tavır? Yani 84 yaşında bir Papa gelsin Barzani'yi durup dururken, ortada salgın varken,
yer yeri yıkılırken, yani bu kadar hasta olsa Allah korusun aşı yapılmış ama yani öyle de bilir. Ve bunun anlamı ne? Niye mesela? Şimdi bakın, göya diyorlar ki efendim Irak'ta %2'ymiş Hristiyan olan Iraklı Iraklılar. Onlar %12'den %2'ye düşmüş ya da %13'ten %2'ye düşmüş. Hristiyan Iraklılara şey için, nedir o, destek için Papa oraya gitti. Bırakın Allah aşkına, yani Papa, bu yaştaki bir Papa böyle bir pandemi döneminde Irak'a gidecek, Barzani tarafından ağırlanacak. Ondan sonra Barzani şu gördüğünüz edepsiz, kabul edilemez Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Anadolu'sundan bazı şehirleri göya kendilerine göre sözde işte Kürdistan efendim bilmem nesine kattıkları bu haritayı Papa'nın başının da tepesine koyacak ve bir pul bastıracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin buna en sert şekilde karşılık vermesi lazım. Niye Sayın Bahçeli bununla ilgili konuşmadı da Sayın Akşener'le ilgili fosforlu diyen Bahçeli niye çıkıp da işte ya iki laf etmedi bir Barzani ile ilgili? Bakın zaten Sayın Genel Başkan bunu onların bütün, yani hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Bahçeli'nin yüzüne ayna tutuyorum diyor. Bakın ne yaptığınızı görün diyor. Siz diyor bu pula, bu Barzani'nin hani üstünden konfeti de temizlediğiniz Barzani'ye, siz göğe en yerli sizsiniz, en milli sizsiniz, en Türkiye'yi terörden kurtaran sizsiniz. Siz olmazsanız Türkiye hiçbir zaman efendim başkaları şeye, Türkiye'nin teröristleriyle, Türkiye'deki terör şeyiyle mücadele etmeyecek. Bu iddialardaki sizler diyor, buna sesinizi çıkarmıyorsunuz. Uygur Türklerini aynı Yahudilere uygulanan, Almanya'nın Yahudilere uyguladığı muameleden beterini yapıyorlar. Sesinizi çıkarmıyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Saçma sapan yani hashtagler hazırlayarak bana hakaret etmenin peşindesiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, Türk 5000 yıllık Türk milletinin diyor, onurunu korumuyorsunuz ama işiniz gücünüz bir kadın siyasetçinin 27 yıldan beri bu ülkenin siyasetinde kalan bir siyasi partinin başkanlığını yapan, üstelik de bugün Türkiye'yi bu çıkmaz sokaktan çıkartacak olan Meral Akşener'e hakaret etmekle meşgulsünüz. Üstelik de bu hakareti kadın cinsiyeti üzerinden yapıyorsunuz diyor. Şimdi bakın, bunu söyledikten sonra insan utanır. Bunları duyduktan sonra insan oturur bir düşünür. Öyle değil mi? Böyle bakın, tweet atmaz ama değil mi? Bu tweet'i atmamak gerekir. Öyle değil mi? Bu tweet'i atmamak gerekir. Çünkü bu gerçek. Sesleri şimdiye kadar, bugün çıkmamıştı bugüne kadar, öyle değil mi? Bu kaç günlük hikaye. Hemen refleks vermesi gerekmiyor mu? Şimdi o Bahçeli'nin tweetini getiren arkadaşlar bu pulla ilgili. Sayın Akşener'in konuşmasından sonra aklına geldi Sayın Bahçeli'nin ve şöyle bir tweet attı. Ve ne yazık ki bu Sayın Akşener'in yaptığı konuşmadan sonra böyle bir tweet atma ihtiyacı duydu. Daha önce aklında değildi. Bakın şu zillet lafını gerçekten çok ayıp buluyorum. Ve hakikaten söyleyenlerin yüzüne çarpmak istiyorum. İttifaklar sistemini siz getirdiniz. Zorla getirdiniz. Koalisyonları tukaka yaparak tanıttınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi bir garabeti getirdiniz. Koalisyonun bin beteri ittifaklara mahkum oldunuz. Bütün ülkeyi de mahkum ettiniz. Kendi ittifakınızı kurdunuz, ona Cumhur İttifakı lafı dediniz. Bunun karşılığında İYİ Parti ile CHP'nin ve Saadet Partisi'nin kurduğu Millet İttifakı, bundan daha güzel bir isim olabilir mi? Millet İttifakı'nın karşılığına siz zillet lafını kullanamazsınız. O zaman o ittifaka oy veren bütün seçmenlere hakaret ediyorsunuz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ittifak ne kadar oy aldı? Kaç milyon oy aldı? İYİ Parti artı CHP'nin artı Saadet Partisi'nin seçmenlerinin attığı oyları düşünün.
İstanbul seçimlerini düşünün. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünün. 20 milyona yakın oydur o toplasanız. 20 milyona yakın oyu iki katıyla çarpın aileleriyle en iyi ortalama olarak. Siz Türkiye'nin yarısına, ki yarısı zaten, en az yarısı, zillet diyemezsiniz. Ayıptır. Bakın oradan başladı bu iş. İttifaklı, kendileri yapıyorlar Fatih Bey. Kendileri yapıyorlar. Kendileri batırıyorlar. Kendi batırdıkları sistemin ceremesini bütün Türkiye çekiyor. Ondan sonra bir de kendilerinin sonucunda bize hakaret ediyorlar. Ne demek canım? Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Biz diyor muyuz Cumhur İttifakı'na herhangi bir şey? Biz Cumhur İttifakı'na olsa olsa hangi anlamda eleştiriyoruz? Yaptıkları işlerden dolayı eleştiriyoruz. Millet için şunu yanlış yapıyorsunuz, Türkiye için bunu yanlış yapıyorsunuz ya da doğru yapıyorsunuz diyoruz. Ama Cumhur İttifakı'nın ismine bir şey söylemiyoruz değil mi? Çünkü cumhur hepimizin cumhuru. Ülke hepimizin ülkesi, millet hepimizin milleti, Türkiye hepimizin Türkiye'si, vatan hepimizin vatanı. Bu şekilde birbirimize hakaretler ederek, bu şekilde birbirimizi itibarsızlaştırmaya çalışarak ne oluyor? Ne oluyor Türkiye'deki nüfusun yarısına siz bu hakareti yaptığınız zaman ne kazanıyorsunuz? Gönül kazanabiliyor musunuz bir kere? Kendinizi nereye koyuyorsunuz? Kendinizi hangi üst yerlere koyuyorsunuz ama milletin gönlünde ne kadar düşüyorsunuz? Bütün bunlar birbiriyle bağlı. Sayın Meral Akşener'e yapılan, 5 sene önce yapılan bu çirkin, terbiyesiz, insana yakışmayan, hadsiz iftiralar yetmeyip bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu ülkenin bugün baktığınızda %15 oyu olan kaç milyon insan yapıyor? Gönlünde yer etmiş. 27 yıldan beri bu ülkede siyaset yapan, İçişleri Bakanlığı yapmış, milletvekili, kaç dönem milletvekili olan ve adeta aslında kadınların siyasetteki temsilcisi, bu bütün siyasetçi kadınlara hakarettir. Siyasete hakarettir bu. Kadına hakarettir. Ne oluyorsunuz? Yani bunu yaptığınızda ne oldu? Ne kazandınız? Bunun karşılığını bakın görürsünüz. Seçimlerde tokat gibi millet suratına vuracak bu insanları. Bunun da altını çiziyorum. Bu hukuksuz devran böyle gitmez millet. Milletin bir tane gücü var, tek bir gücü var. Her vatandaş gidip seçim günü oyunu atmak. O oyunu atarak, ama o çok büyük bir güç. Çok da kutsal bir güç demokrasinin. Alfabesinin A'sı. O kadar A ki ama. Bütün alfabenin neredeyse belki yarısı harfini tanımlayabilirsiniz. İşte o gücünü kullanacak bir tane oyu var. O oyuyla bütün bunlara, bütün bu dile, bütün bu yapılanlara cevabını verecek diye düşünüyorum. Evet. Saygı abi sen ne diyorsun bu Kürdistan, sözde Kürdistan pulu? Şimdi yani, Fatih, nedir öncelikle, bu papa ziyareti? Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Güneydoğu ile ilgili bir konu konuşulduğu zaman her zaman işte Kürdistan Türkiye'nin kırmızı çizgileridir. Bu sözü gazetecilik hayatımızda hep yıllarca duyduk. Orada bir Kürdistan devletinin kurulması işte kırmızı çizgimiz, savaş nedenidir sözlerini hep duyarak gazetecilik yaptık. Yavaş 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 hem de Habur sınır kapısını hemen geçtiğiniz zaman, yani bugün işte Irak'ın kuzeyine adımınızı attığınız zaman Kürdistan'a hoş geldiniz yazısını, ilk tabelasını gördüğünüz zaman bu iş zaten o zaman bitmişti. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi bu sözü edilen harita değil mi? Sözü edilen pul. Ya bu yeni bir olay da değil. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'su, hatta Sivas'ı, Erzincan'ı da içine alacak biçimde. Hatay'ı almış. Tabii ya, bir dakika. Şimdi zaten 17 vilayeti bunlar alıyor. Hatay'ı zaten Suriye Hatay'ı alıyor. Baktığınız zaman Ermenistan'ın hayalleri var. Ermenistan yine doğu, ya Güneydoğu'da yaklaşık bir 17-18 ili de onlar alıyor. Sana yer kalmamış yani bugün. Ve bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Barzani'nin bugünkü çizdiği harita veya işte pulda yer alan harita, Türkiye topraklarının içinde yer alan harita yeni bir harita değil. Kuzey Irak'a gidildiği zaman orada otele gidin bilmem veya oradaki... Ama bunu pul olarak bastırıp bir, papaya vermek yeni ya bir şey. Ama tabii ki o yeni, ama şimdi şu niyetleri, amaçların ne olduğu belli orada. Türkiye'nin 17 vilayetini
kendi toprakları içlerinde öteden beri göstermektedirler. Siz bugüne kadar Güneydoğu'dan devletimizin yetkililerinden sıkça Kuzey Irak'a gidenler var. Ve orada işte Erbil'de olsun, işte bunların hükümetinin, merkezi hükümetinin bulunduğu yerlerde olsun, bölgesel hükümetin bulunduğu yerlere gitsin. Haritalarında zaten böyle bir haritayı gördüğü zaman en azından bizim yetkililerin orada durmaması gerekiyor. Ve bu pul konusu da, bu olay da, evet papa olarak yeni ama bu pulların öteden beri var olan pullar olduğunu, gidin herhangi bir otelindeki otelde alacağınız bir şehirle ilgili haritada da zaten Türkiye topraklarını kendi toprakları içinde göstereceğini görürsünüz. Bir de şu var, tabii ne oldu? Papa'nın gidişi sıradan bir olay değil. Önce onu söyleyelim. Yani durup dururken bu papa niye gitti diye bakmak lazım. Papa'nın gidişi şu, bölgeye gitmesinin amacı nedir? Bir Kürdistan devleti orada, bir devlet oluşturmak, bir devlet kurmak ve bunun içerisinde nedir? Irak'la başladılar, Suriye ile devam ediyor. Suriye ile Irak'ı entegre edip birbirine bağlayacak, yani orada bir Kürdistan devleti olarak nitelendirecek. Bu papanın işi mi ya? Hayır, papanın şöyle işi. Şimdi bunu nedir? Batı'nın desteklediği bir proje biliyorsunuz. Yani onların gündeme getirdiği bir proje, orada bir devlet kurulması. Bunun her zaman şunu unutmamak lazım. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde din en önemli faktördür. Din. Ve bu din olayını ele aldığınız zaman orada kim bilir, Amerika bakın orada silah destekliyor, mühimmat, işte zırhlı araçlar veriliyor. Babasının ayını vermiyor. Bir takım hesabı ve çıkarı olduğu için veriliyor. Ve onlar verildiğine göre bunu dini yönden de desteklemek, orada bir altyapı oluşturması gerekiyor. Ve ayrıca ne olacak? İşte Kürdistan bilmem ne, ayrıca öyle denilmeyecek. Denilecek ki Batı ülkelerinde Hristiyanlık konusu da artık gündeme gelecek. Diyelim ki Türkiye bir operasyon, o bölgeye bir operasyon düzenledi. Ne deniliyordu şimdiye kadar? Türkiye işte Kürtleri orada ezmek için bilmem ne falan gibi sözler kullanılıyordu. Bugün ne kullanacak? Türkiye orada işte Kürtlerin yanı sıra artık bir de Hristiyanları. Çünkü papa geldi. Tabii, tabii ki. Bu kadar yani. Tabii ki. Yani bir, çünkü bundan sonra ya orada din unsuru da ön plana çıkacak Batı ülkelerinde. Dolayısıyla destekleri ve onlara olan ilgi de daha fazla artırılmış olacak. Amaç bu. Peki Saygı abi, hemen şu Sayın Bahadır Erdem'in de bahsettiği konuya da dönelim, siyasette üslup. Ya bu üslubun Türkiye'ye taşıdığı bir nokta var. Bugün çok güzel bir yazım var. Eline sağlık öncelikle. Saldıran saldırana diye bir yazı, evet, yazmışsın. Evet. Burada ben saydım. 10 saldırı var. 10 Mayıs 2019'dan bugüne kadar 10 ciddi saldırı var. Fatih, yani, özür dilerim. 10 değil. Daha fazla da. Biz ancak yani köşede şey anladım olduğu için o kadar. Onunu siz tarihlendirmişsiniz. 10 Mayıs 2019'da Yavuz Selim Demirağ'la başlamış. 6 kişinin saldırısına uğramış. 15 Mayıs 2019'da Yeni Yüzyıl Gazetesi yazarı Akdeniz İdris Özyol. 25 Mayıs 2019'da Sabahattin Önkibar gazeteci. 20 Kasım 2019'da Ahmet Takar, Korkunç gazetesi yazarı. 1 Ağustos 2020'de Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de 5 kişinin saldırısına uğradı. 28 Aralık 2020'de Murat İde, aynı zamanda İYİ Parti'nin Sayın Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Sayın Murat İde. 15 Ocak 2021'de yine Selçuk Özdağ. Aynı tarihte yine Orhan Uğuroğlu ve yine aynı tarihte KRT programcısı avukat Avşin Hatipoğlu. Yani bakıyorsunuz da Sayın Erdem çok doğru bir şey söyledi hukukçu olarak. Bu dilin Türkiye'ye bir maliyeti olacak dedi. Aslında biz bu maliyeti yaşamıyor muyuz son zamanlarda? Bana göre yaşıyoruz. Yani soru bana ise neden? Size. Şimdi bakın, bunlar isimlerini saydığımız arkadaşlar kamuoyuna bilinen, tanınan isimler. Ama bir de Anadolu gerçeği var. Onlar tamamen göz ardı ediliyor. Şimdi mesela Gaziantep Ayıntap gazetesinin sahibi Ökkeş Sabah. Şimdi Ökkeş Bey 2017'de geldiler kapısının önünde. Adamcağızı kurşunladılar, bacağına vurdular. Günlerce hastanede kaldı. Basında çıktı mı? Hayır. Aradan bir süre geçti. Ökkeş'i Sabah'ın bu sefer otomobilini gelip kapısının önünde otomobilini yaktılar. Cayır cayır yandı, kül oldu bir otomobil. Failleri bulundu mu? Onun da hayır. İki.
tekrar devam ediyorsun. Geçen yıl yine Ökkeş'in gazetesinin bürosunun önünden çıkarken, gazetesinden çıkarken yine saldırıya uğradı. Kolundan işte bıçakladılar. Bir gün artık Ökkeş'e ben alıştım. Nedir Ökkeş, Ökkeş Bey'in meslektaşımız, çektiği yani? arkadaş da olduk. İşte ilk olayı beni aradığımda Saygı Bey dedi, ben dedi işte gazeteci falancayım. Beni vurdular. Aradan bir süre geçti, Ökkeş beni aradı. Abi şu anda benim arabayı yakıyorlar. Belli bir zaman geçti. Abi ben şu anda hastanedeyim. Hayırdır Ökkeş? Kolumdan yaraladılar, bıçakladılar. Yani bak bu öyle. Aynı ilde Mehmet Özkılıç, kendisi iletişim fakültesi mezunu, genç bir meslektaşımız. Orada bir gazetenin sahibi, İleri gazetesinin sahibi. Mesela Mehmet'i kardeşinin, kız kardeşi ve annesinin yanında kurşunladılar. Evinin önünde kurşunladılar. Kim yapıyor bunları? Ya işte galiba. Kimler, failleri meçhul. Genelde failler meçhul oluyor veya yine işte bu ülkücü kardeşlerimiz falan. Ben öyle demiyorum yani, bilemiyorum. Çünkü yazında çok belirtmemişsin onu. Yani kaynak, ya şu yaptı bu yaptı da benim için çok önemli değil. Bir önemli olan böyle olayların yapılması ve devletin de bu olaylara el koyması ve yaptırımları neyse bunların yerine getirmesi lazım. Bu çocuk aylarca hastanede kaldı. Kurşun kalbinin altından giriyor, sırtından çıkıyor mesela. Ya böyle bir şey olur mu? Yani bakın biz sadece bunları ne diyorum? Biz tezadüfen duyduklarımız. Şimdi bakıyoruz mesela Engin Çevik, Güney Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. 20 Mayıs 2019'da Aksu ilçesinde 3 kişinin saldırısına uğradı. Bakıyoruz işte böyle Hakan Denizli, Egemen Gazetesi Adana'da imtiyaz sahibi. 2 Adana Merkez Seyhan ilçesinde ailesinin yanındayken silahlı saldırıya uğradı falan gibi. Veya Metin Işık Iğdır'da yerel gazete sahibi, 29 Kasım 2019'da işte bilmem gazete evinin önünde bilmem vuruldu. Şimdi bu tür olaylar da yaşanıyor. Anadolu'da olup bitenleri de bilmiyoruz. Anadolu'daki basının meslektaşlarımız aslında daha büyük baskı altında. Onlar hem ilan, reklam baskısı altında, hem yöredeki yapılanmanın onların etkisi altında. Dolayısıyla Anadolu basınının o bir zaman gür çıkan Anadolu basının sesi ne yazık ki artık öyle değil. Ve genel basındaki hava ister istemez Anadolu basına da yansımış duruma. Ve orada birazcık sesi çıkanında böyle bir takım olaylar başına geldiğine de tanık oluyoruz. Hakikaten bu konu hani şirazesinden çıktı derler ya, böyle şey olmaz. Peki. Şimdi en son Levent arkadaşımız. Levent Gültekin. Yani evet, gerçekten saldırılar falan yani bunlar. Geçmiş olsun diyorum. Geçmiş evet, olsun. Bu tabii. Saldıran saldırana, Sayın Bahadır Hanım siz hukuk hocasısınız. Yani bu nasıl bir tablo ya bu Türkiye'de? Gerçekten yani böyle zorbalıkla ikrar yani hakkını alma ne oldu böyle? Hak bile değil de. Şimdi bakın şöyle, bunun şunun arkasına sığınıyor. Biz silahı maalesef seven bir milletiz. Ama silahı sevmemizi de bize pompalıyorlar. Bakın ne derler? Türkler işte at, avrat, silah. Evet çok güzel ama şimdi ata mı biniyoruz? Bunların olduğu değerler, bunların olduğu günlerde ortada devletin nesi yok? Kolluk kuvvetleri yok. Ortada devletin işte efendim polisi yok, jandarması yok. Türkiye'de inanılmaz bir silahlanma var. Ve bu ürkütücü bir silahlanma. Bakın Amerika'da silahlanma var. Niye? Amerikan kıtasını düşünün, Avustralya'yı düşünün. Allah'ın belası bir yerde oturuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez, ayısı çıkar, kurdu var. Allah'ın dağı, öyle değil mi? Ya da bizde oturursunuz yaylada, oturursunuz efendim gerçekten kendinizi doğaya karşı korumanız gereken yahut da bir telefonda işte sizi anında yanınıza, yardımınıza gelecek insanların ve bir devlet mekanizmasının belki uzakta olduğunuz bölgelerde insanlar belki silaha ihtiyaç duyabilir. Ama lütfen bana söyleyin Fatih Bey, İstanbul'un göbeğinde, efendim Ankara'nın göbeğinde, Adana'nın göbeğinde insanlar niye bu kadar silahlanmaya meraklı? Bakın bunun topluma bir bedeli olur. Bu çok yanlış bir şey. Filmlerde bilirsiniz ne denir? Efendim bir şeyde tiyatro sahnesinde yahut da bir film sahnesinde bir silah gösterildiyse o silah patlar. Bakın 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede inanılmaz bir silahlanma var. Buna çok karşı olan bir hukukçu olarak altını çiziyorum. Bu doğru değil. Bizim devletimizin polisi var, jandarması var, güvenliği var. Devlet var, devlet.
sade vatandaş. Bakın belki savcı olursunuz, belki hakim olursunuz, polis, jandarma, yani mesleğiniz itibarıyla silah taşıması gereken kişilerin silah taşıması kadar doğal bir şey yok, öyle değil mi? Tabii. Ama sade vatandaş niye silah taşır? Fatih Bey, neden buna bu kadar hevesli olur? Bunun altını çiziyorum. Bir vatandaş olarak, hukukçu olarak, baba olarak, siyasetçi olarak sade vatandaş neden silah taşır? Neden bunun almak için, ruhsatını almak için bu kadar hevesli olur? Bunun bir bedeli olur. Devletin bunu kontrol altına alması lazım. Bakın kaç kişiye saldırılıyor. Yani gazetecilere saldırılıyor, siyasetçilere saldırılıyor. Ne olacak? Allah esirgesin. 12 Eylül'den önceki günlere mi döneceğiz? 80 ihtilali öncesine mi döneceğiz? İşte bu siyasetteki dilin yumuşamasının en önemli zorunluluğu buradan kaynaklanıyor. Siz bu kadar gözü kapalı, haldır haldır konuşur, bu kadar herkesi suçlar, bu kadar kolay efendim toplumun önüne koyar ve onu itibarsızlaştırır. Bir tweet yüzünden, bir efendim canlı yayında ağızdan çıkan bir söz yüzünden yahut da herhangi bir söz yüzünden kişilere suçlu ilan eder, teröristlikle suçlar. Bu yerli değildir, bu Müslüman değildir, bu milli değil. En yerlisi biziz, en millisi biziz. Bu ülkeyi en iyi biz düşünürüz. Bu ülkenin efendim teröristini sadece biz şey yaparız, alt ederiz. Ne münasebet. Bu ülkedeki her bir 83 milyon vatandaşın her biri devlete karşı kalkan silaha karşı hem yüreğinde hem gerekirse fiiliyatta karşı durmak durumundadır. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam, sevgili Bahadır Erdem. Ben teşekkür ederim. Saygı abi, çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ olasın. Bugünkü yazın için tekrar eline sağlık. Gerçekten sağ çok güzel yani bir yazı. Tabii ki son olarak şunu söylemek lazım ki gazetecilerin de kimseye hakaret etme, onların da hakkı yok. Yani o yüzden yani meslektaşlarımızın bu kadar duyarlılığına rağmen böyle saldırılarla karşılaşması da hakikaten kabul edilecek bir şey. Çok küçük yani. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz gülsün seyirciler. Çok mini bir cümle. Bugün çok mesaj geldi Sayın Genel Başkan'ın konuşmasından sonra. Gazeteci yani hep kadınlar, arkadaşlar falan. Bir eski bir cumhurbaşkanımızın bir danışmanı biraz evvel mesaj atmış. Annemi ziyaret ettim bugün diyor. Kişi evet. Benden yaşlı, annesinin yaşını şey yapın. Bana hemen diyor Akşener'i izledin mi diye sordu. Çok iyi konuştu. Oni ey payladı demiş. Evet. Demek ki herkes, yaşlı teyzelerimiz bile bugün duyarlı, bu konuşmaya duyarlı olmuş. Peki, çok teşekkür ederim. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan İrfan Derimenci'den habere kaçırmayın. Yarın aynı saatte yine doğrular, yine gerçekler. Sizin de randevunuz var, kaçırmayın. İyi akşamlar.